Dünyanın her tarafında, her yerinde taraftarlar takımlarına inanmaya ve desteklemeye devam ediyor. Ve şimdi de yasaklama seçim ekranınız. Çoktan başlamış yasaklamalar. Pharmacy Eve ve Fanny üçlüsü. Zaten sık sık görüyoruz bunların yasaklandığını. Joy yine aynı şekilde yasaklanıyor. Gulu açıkta. Van açıkta. Beklenti bu ikisinin yasaklanması olur. Ama Kaya bu durumda açıkta kalacak. Ya yani bu üçten Kaya, Van ve Gulu üçlüsünden bir tanesi açıkta kalacak gibi gözüküyor. Van bence yasaklanır. Bir de Gulu mu yasaklanır? Yani Gulu'yu açıkta bırakan sadece bir takım gördük. O da Hierarchy Akira'ydı sanırım. Kaja gitti. O zaman yani burada ya Gulu ya da Van açıkta kalacak. Acaba böyle Van açıkta bırakıp yani almanı sağlayıp böyle karşısına Favius gibi bir şeyler düşünürler mi? Daha önce yapıldığını görmüştük bunun. Bayağı da sıkıntı yaratan bir kahraman. Bakalım. Van bir Ha, kere ikisini de açık bıraktılar. Tamam, Van alırsanız Oo. Gulu alırız şeklinde bir ifade var burada. Da ikinci seçilmesi oldu Van'ın. Daha önce bir kere alınmıştı. Onu da sanırım bizim ekibimiz mi almıştı ilk günde? Onun karşısına Favius alınmamıştı. Yani tercih edilmemişti. Kedi geldi. Keri Gulu ikilisi gayet güçlü bu arada. Yani turnuvadaki hani şampiyon kahraman sıralamasında bence ilk sıraya yazılabilecek iki tane kahraman bu seçilenler ama Van da yine aynı şekilde oraya yazılabilir. Şimdi Valentina düşünülebilir bu noktada. Yasaklanmadı değil mi? Yasaklanmadı. Valentina alınabilecek kahramanlardan birazcık kör alacaklar ama çok bir sakıncası yok bence. Senin de öngördüğün gibi gelecek mi Valentina? Grok Ve Hayabusa. Hayabusa. Bu demek oluyor ki eğer Hayabusa ormanda oynanacaksa ki yüksek oranda ormanda oynanıyor. Orta koridora Grok'la beraber iş yapabilecek direkt haritayı açılıp erken aşamada Akdeniz'e işte Kaplumbağa'ya müdahale edebilecek, erkenden oraya rotasyon yapabilecek bir orta koridor seçecekler. Yani şu üçlü Oni'nin aldığı ilk üçlü maçın başında Hayabusa'yı öne geçirmek üzerine. Özellikle Grok. Hani şeyden bağımsız. Van'dan bağımsız. Oo, Karina. Karina, onun da ilk defa seçildiğini görüyoruz. Daha önce yasaklanmamıştı bile. Kade suikastçı. Valentina hala açık bu arada. Bir acaba Valentina yani tiplerden biri kendisine ister mi? Enteresan bir yasaklama bu arada. Yani Mister hiç görmemiştik. İlk defa yasaklamada gördük şu ana kadar. Bu da belki de Van'a karşı hani alınabilir diye yasaklanmış olabilir. Diğer tarafta Hilda gitmişti. Dün görmüştük. Hilda oyuncularının rakiplerine neler yaptığını. Javi'ye burada. Olmayacak bu maçta. Uzun mesafeli bir büyücü istemiyorlar. Zaten Yiv yasaklanmıştı. Fars'a da gitmişti. İlk tercih bu noktada Mavis'te olacağı için birazcık daha büyücü konusunda rahat olacaklar. Lolita'nın da dün güzel oyunlara imza attığını hatırlatmak istiyorum. Çok güzel ultiler görmüştük. Kaç, iki veya üç oyunda tercih edildiğini, seçildiğini görmüştük. O da son yasaklama tercih olacak Onyx Esports'un.
Bu noktada hala yani orta koridor bayağı da daralttılar havuzu. Evet. Valentina açık. Çoğu geldi. Orta koridoru hala seçmediler. Burada direkt kontra düşünecekler muhtemelen ama farklı bir şey hazırladığını düşünüyorum. Yani bu kadar beklettiklerine göre önce rakibi görüp o farklı tercihi getirip güçlü rakiplerine karşı bir kontra, tek ayak üzerinde yakalama bir amaç olabilir. Bir tercih gördük. Evet, Valentina. Ve Franco. Yani Brock'la birlikte Franco. Speedlane'i de görüyor olacağız sanırım. Bildiğo iyi alınmıştı. Bölgesel karşılaşmalarda izlerken Valentin'in karşısına ona böyle mantıklı bir ulti vermemek için en azından koridor aşamasında. Böyle bir tercih yapıldığını görmüştüm. Benzer bir şey yapılır mı acaba? Evet, bu da yine çok da alışılagelmiş bir seçim olmadı ama yani orta koridor acayip daraldı. Normalde bu kadar beklemiyorlardı seçim yaparken. Bu arada gerçekten Lo iyi geldi. Beklenilen hamle buymuş demek ki. Rakibe düzgün ulti vermemek. Ve Valentin'in en azından koridor aşamasındaki etkinliğini düşürmek için böyle bir tercih yaptılar. Ve de yani bu şu anlama geliyor. Şimdi mesela Valentina gibi kahramanların özelliği rakibin ultisini çaldığı için ultisi bir de ekstra hasar vesaire verdiği için hani ekstra bir etki de verdiği için ulti yetenek kitin içerisinde bir yer kapsıyor. Ama mesela Lu Yi tarzında kahramanlar ultisi işlevsel olduğu için ana becerileri birazcık daha güçlü oluyor. Bu şekilde aslında güç eğrisinde bir fark yaratıyorsunuz ve özellikle koridor aşamasında Valentina'ya karşı bir üstünlük sağlayabilirsiniz. Ariette'den Lui'nin şöyle bir özelliği var. İzlediğim maçta öyle bir ulti kullanımı gelmişti ki yani rakibi böyle kendi ormanında çok acayip kötü bir noktada yakalamışlardı ve maçı kapatmışlardı. Bakalım burada benzer bir kullanım olacak mı? Ama güzel bir kontra. Dediğin senaryoda muhtemel yapılabilecek ama tabii ki de güzel vizyon, farkındalık gerektiriyor. Yani takımı gafil avlayabilmek adına çok doğru bir noktaya gitmeniz lazım. Onu da yani o sahneyi de görebilecek miyiz? Dediğin gibi o sahne yaşanırsa oyun üzerinde çok büyük etkisi olur. Yani geri dönüş bile yaşatabilecek bir özellik. Ama o 12 eSports'a o şansı verecek mi? Bu arada X-Plane'de Grok görüyoruz. Acaba Franco mu olur, Grok mu olur? Franco'yu dolaşıma koymuşlar. Franco da sanırım ikinci kez tercih ediliyor. Birkaç kere yasaklanmıştı ama grup aşamasında ikinci kez görüyor olmamız lazım. O da sevdiğim kahramanlardan. Yani o kanca çok şey değiştirebiliyor. Arayı kapamak açısından bir anda kendinizi 5 kişinin arasında bulabiliyorsunuz. O yüzden de güçlü bir dolaşım kahramanı Aynen öyle. kancayı tutturabildiğiniz sürece. Aynen dediğin gibi. Ama genel itibariyle tabii şunu da söylemem lazım. Her ne kadar Mavens iyi kahramanlar alsa da, hani kontra bir kahraman çıkarmış olsa da, ya Oni'nin burada kahramanlar öte oyuncu farkı koyması lazım artık. Eğer bunu da yapamazlarsa, hakikaten bir şeyleri çok yanlış yapmışlar demektir. Turnuvaya favori olarak gelip 0-2 başlamaları çok büyük bir hayal kırıklığı olur. Evet, ilk kaplumbağanın etrafında bir hareketlik görüyoruz. Malinas Gaming 4 oyuncusuyla burada. Karşılığında 12 eSports. Sadece 2 oyuncusuyla burada. Yani kaplumbağayı Malinas'a hediye ettiler gibi. Evet, çok rahat bir şekilde burada alınacak. Evet. Yani arkaya da çekildi kaplumbağa. Orada
o pozisyonda Karim'le tek başına aldığı ilk kaplumbağa özelinde herhangi bir kontest durumu yaşanmadı. Yani 12 e-spor dedin. Yani 2-0 başlarsa hayal kırıklığı olur. Yani kompozisyon olarak da şu an aslında güçlüler. Yani sadece kompozisyon değil, oyunculuk bu noktada önemli olmalı dedin ama kompozisyonları da iyi aslında. Oh. Kazanmaları gerekiyor derken burada İkkan'ı daha cümlemi bitirmeden 12 e-spor hanelerine yazdırıyor. Steffi kötü yakalandı bu pozisyonda ve ya Keyboy hemen ışınlanıp arkasını, ultisini kullanıp takım arkadaşlarının skor almasını sağladı ki Steffi'nin yani ışınlanı kullanmaya zamanı bile olmadı. Direkt olduğu yerde düşüverdi. Ultisi de var, ışınlanı da var. Bir sonraki pozisyonda belki de evet, bu arada Louis ultisinin burada kullanımını gördük. Rakip nişancının arkasına gidip skoru almayı başardılar. Keyboy da burada 4 kişinin arasında. Bakalım çıkabilecek mi? Zor gözüküyor. Kuleyi tanklamaya devam ediyorlar ve bir skor daha geldi. Ve güzel bir ulti kullanımından sonra, orta koridordan gelen ulti kullanımından sonra 2 tane skoru almayı başardı Malvinas tarafı. Çok net, çok temiz. 2 skor. Bunlardan bir tanesi de Van Van. Evet. İki skor da bu arada Ormancı Prince Fran'a gitti. O da bayağı sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor İlerleyen dakikalarda. Evet, 2-0-0'lık skor durumu olduğunu görüyoruz. Dediğin gibi kar topu yapmaya devam ederse gerçekten büyük bir baskı oluşturabilir. Ve kaplumbağa. İkinci kaplumbağanın çıktığını görüyoruz. Evet. Evet, burada yani altın farkı yok. Ama 12 Esports'un yine kaplumbağadan uzaklaştığını görüyoruz. Pek oralı olmadılar. Şeyden de çekiliyorlar. Birazcık arkalarına gelebilecek yine bir Loi ultisi ile kötü pozisyonda kalmaktan çekiniyorlar. Bir de Glue var. Evet. Yani Malvinas Gaming'de dünkü fightlarda gördük, objektif fightlarında gördük, özellikle Lord ve Kaplumbağa fightlarında tek başına 2-3 kişiyi geride tutabiliyordu. Bu arada alt koridorda kule altı güzel bir dive var ve Kairi burada skorunu çekip uzaklaşmayı başarıyor diyeceğim. Drian o da çıkmayı başardı ve kuleyi de aldılar bunu yaparken. Şimdi güzel de bir kanca geldi, Steffi üzerinde hasar var ama o da kayarak güvenli bir alana çıkmayı başardı. Yani bir skor, bir de kule. Aslında hiç de fena değil. Aynen öyle. Yani hadi, kaplumbağaları verdiler ama karşında sürekli bir şeyler almayı başardı. Sadece alt koridorda o Louis ultisine karşı birazcık hazırlıksız yakalandı Onik tarafı. Ama burada hem kuleyi hem skoru alabilmek, üzerine skoru bir de Van Van'a vermek çok önemliydi. Şimdi bakalım devamında. Bir sonraki kaplumbağa kadar birazcık daha sanırım geride oynayacak takımlar. Bir ulti gelir mi? Burada bir yani toplanma var ama yani şu an kaplumbağa 40 saniye var. Çalıların arasında Franco takım arkadaşlarıyla birlikte ay, tehlike yaratabilir. Kişinin arasında buldu kendini bir anda Steffi. Yine ilk kandaki gibi ne ışınlanmaya fırsat bulabildi, ne kaymaya fırsat bulabildi. Her şey çok hızlı oldu ve ya bunun sonucunda bir kanca daha geliyor şimdi. Prince Fren üzerinde hasar. Çok yüksek Hayabusa ultisiyle birlikte onun da düştüğünü göreceğiz. Hayabusa geri döndü burada. Glue'ya hasar çıkarma ama pek de denemiyorlar çünkü Glue'nun gerçekten ne kadar tanki olduğunu herkes biliyor. Direkt uzaklaştılar. Ben orta kuleyi alırlar mı dedim. Orta kulenin canı artık 1 mi desem 5 mi desem bilmiyorum ama onun da yakın bir zamanda artık minyonlara bile düştüğünü görebiliriz. Yalnız Malvinas'ın karşısında Franca yokmuş gibi oynaması biraz garip. Yani gerçekten sürekli yakalanıyorlar. Sürekli o kancaları yiyorlar. Anlamsız bir şekilde. Oo, Harley, Harley burada ışınlarını kullansa bile çıkamayacak. Devamında baskı geliyor mu? Van Van kendini biraz ileride buldu, ultisini aktifleştiremeyince
Onun da düşürüldüğünü gördük. Yani orta koridora karşı altı koridoru takası geldi. Burada aslında Franco'nun kancası tutsaydı takas açısından belki biraz daha üstünü ele alabileceklerdi ama şimdilik eşit gibi pozisyondalar. Evet, 2000 altınlık bir fark var şu an Onyx lehine. Ve bunun ağırlığı da Hayabusa üzerinde. O bu arada görünmezlik de geliyor oraya. Joel Crew kötü pozisyona kalacak. Orada çıkmaya çalışıyor ama çıkamayacak gibi. Son vuruş gelecek mi? Çoğunun ultisi çok güzel geldi ama yetmiyor kurtarmaya. Keyboy da oradan çıkacak. Van ultiyi kullandı. Yalnız dönüşü birazcık sıkıntılı olabilir ki. Oldu. İnanılmaz az canı var. Evet. Kule altında Glu görüyoruz. Burada takım arkadaşlarından ayrıldı. Hayabusa çalıların arkasında. Burada yine yüksek bir hasar çıkarıyor ama yeniden yeterli olmayacak. Karina az canlı oradan çıkmayı başardı. Van Van yine rakibini az canla kaçırdı ve düşürüldü. 1-3-5 skoru olduğunu görüyoruz. Aslında bir altı koridor oyuncusu için çok da iç açıcı değil yani. O fightlardan, takaslardan biraz daha üstüne çıkmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama yine de harita kontrolü olarak Oni'nin bir nebze de olsa daha üstünde olduğunu görüyoruz. Evet, burada Joel Crave düşürülüyor. Devamında Van Van'dan güzel ulti geliyor ama Harley burada çok az bir farkla alanı terk etmeyi başaran isim. Evet. Nihayetinde altın farkı böyle ufak ufak artmaya devam ediyor. Şu an 2500 civarlarında. Hatta 3000'e yaklaştı. Yine bir ulti geliyor burada rakiplerini gafil avlamak için. Yine arkadan yüksek hasar vermeye devam ediyor. Ama orada tek başına kaldı bir anda. Hayabusa'nın yardımıyla birlikte işler değişecek mi? Hayabusa çoğuyu düşürdü burada. Harley'nin üzerinde ultisini kullanınca 4'e 3'lük bir takas. 12 Espor bu fight'tan da üstüne çıkmayı başarıyor. Yani Kairi şu ana kadar şov yapıyor. Maçın başında birazcık ona oynayacaklarını ve ona göre tercihler yaptığından bahsetmiştim. Yani 7-0-0'lık skoruyla da ne kadar doğru olduğunu gösteriyor açıkçası. Şu ana kadar oyunun tozunu attı Hayabusa'yla. Ve yani onu öldürmek, onun karşısında durmak imkansız şu an itibariyle. Tek başına Lord'u kontest ediyor. Burada 4 oyuncunun arasında ultiyle destek geldi. Glu düşürülecek mi? Glu yine az canlı çıkmayı başarırken Van Van'ın arkada düşürüldüğünü görüyoruz. Franco da az canlı çıktı. Nihayetinde Glu düşürüldü ve arkadan carry skoru alınmış. Hayabusa da Lord'un canı çok azaldı. Bakalım Lord'u hangi takım elde edecek? Valentina Karina'yı düşürürken Valentina Lord'u da aldı. Hatta Harley'i de düşürdü. Burada Stephen'in de düştüğünü göreceğiz. Aslında güzel ultiyle giriş yapıldı ama Onyx Esports burayı muazzam oynayarak inanılmaz bir üstünlük elde etti. İlk Nui'nin ultisine karşı geri çekildiler. Sanki böyle orayı terk ediyormuş gibi yaptılar. Ama sonrasında tekrardan savaşa girdiler. Girişik'le beraber hem Valentina hem Hayabusa'nın hasarıyla orayı temizlemeyi başardılar. Güzel oyun bu noktada. Yani her ne kadar Glu arkada bir şeyler yapmaya çalışsa da, birini tutmaya çalışsa da hasar kaynakları çok az. Carry çok geride. Loi istediği şeyleri yapamıyor. Daha işlevsel şu ana kadar. Yani Karina da bir noktaya kadar hasar verebiliyor. Hasar eksik olunca ya yani Steffi'den ve Dragon'dan gelen kitle kontrolleri, işte oyalamalar çok bir işe yaramıyor. Ve böylelikle de aslında maçın kilidi kırıldı. Lord'a farklı bir güzergah çizdi orada. Üst koridora doğru. Biraz da şuradan git dolaş dedi. Lord üzerinde yüksek hasar var bu arada. Lord yakın zamanda düşürülecek ama ondan önce Loi'nin tekrardan düşürüldüğünü görüyoruz. Burada Grok'ta girişini yaptı, kule altında. Joel Crave de düşürüldü. Üstüne Steffi skoru da alındı. Bitti. Karina da düştü. Burada oyunun bittiğini görüyor olacağız. Orta inhibitöre dokunmadılar bile. Onyx Esports dakika 13 dolmadan
B grubundaki ilk galibiyetini aldı. Kendileri gruba 0-1 yenik başlamıştı. Ama ikinci karşılaşmalarında favori takım olduklarını gösterdiler. Baskın bir oyun sergilediler. Ve winlerini aldılar. Yani aslında Marunas tarafı bir şeyler denedi. Hani yasaklama seçim ekranından itibaren bir şeyler denedi. Ve belli bir noktada da başarılı oldu. Özellikle alt koridora gelen o Nui'yi ultisiyle beraber alınan iki tane skor. Vanvan'ın geri düşürülmesi. Ama Onik hep böyle şey kontrolde hissettirdi. Yani ne olursa olsun biz bu maçı kazanacağız. Çok net bir şekilde kazanacağız. Arada böyle ufak iç kazaları olur. Ama haddini bilerek de oynadı. Hani ilk iki tane kaplumbağayı savaşmadan bıraktı. O sırada gitti. Diğer tarafta altın aldı, kule aldı. Haritanın diğer tarafından bir şeyler aldı. Ve o sırada rakibine çok fazla bir şey vermedi. Belki o kaplumbağa savaşlarına gelselerdi Marvinas oradan ekstra bir şeyler çıkarabilirdi. Hani Noe'yi ultileriyle arkaya giden Cho ve Gulu'yla beraber ortalığı karıştırıp oradan bir kar topu başlatabilirlerdi. Ama buna izin vermedi. Sabırlı oynadılar. Haddini bilerek oynadılar. Ve bunun da karşılığını maçı kazanarak aldılar. Gerçekten çok temiz bir oyun sergiledi Onik Esports. Burada da win'i almayı başardı. Rejimden gelen bilgiye göre bir adet kodumuz var. Yani bir adet değil tabii ki de sınırlı sayıda ama bir tane aldım. Hızlı olan kazanır bu noktada. Öyle diyelim, öyle özetleyelim. Seviye 4 turnuva sandı. Kodumuzla birlikte gelen envanter. Evet, senin dediklerine dönmek gerekirse Johnny, yani haklısın, Onik Esports çok net oynadı. Kazanamayacağı savaşa girmedi. Girdiği savaşlarında hemen hemen hepsini kazandı. Biraz Vanvan geri düşürüldü bu noktada, haklısın. Marinas Gaming orayı güzel oynadı, doğru yaptı. Ama bu oyunu kazanmak adına yeterli olmadı. İkinci kaplumbağadan sonra zaten bütün takım savaşları Onik Esports'a doğru gitti. Bence şeyleri de, pikleri de, seçimleri de daha güzeldi. Valentina'nın bu kadar açıkta kalmış olması birazcık can sıktı aslında. Yani Valentina da yüksek bir performans sergiledi. Bayağı aktifti fightlarda. Hemen istatistiklerimizde gelsin, bir kontrol edelim. Kairi'nin güzel performansı 10'a 0'lık. 11.000 altına sahip. Onun dışında Valentina aslında altında biraz geri kalmış. 6-1-9 oylamış. Yine güzel skorlara sahip. Grok 0-0-7 birazcık dikkatimi çekti Johnny. Evet. Hiç etli sütli karışmamış gibi, sadece asist. Ya şöyle, haritanın değişik yerlerinde hep sürekli oyun kovalayan bir ormancı. Ve ona güzel asist yapan bir adet Franco vardı. Maçın bir noktasında da söylemiştim. Sanki karşısında Franco yokmuş gibi oynadı Malvinas. Sürekli yakalandı. Özellikle çoğunun yakalanışları en sonun başlangıcı oldu. O Kayrı'nın öne geçmesini sağlayan olay Etmen. Birazcık burada çoğunun sağda solda yakalanması, ekstra skorlar vermesi ki 5 kere ölmüş. O da hani Oni'nin ekmeğine birazcık yağ sürdü diyebiliriz bu noktada. Birazcık daha dikkatli oynasalardı belki. Maç birazcık daha kafa kafaya gidebilirdi. Belki 15'leri falan gördük ama o ekstra verilen skorlar, Hayabusa'nın bu kadar öne geçmesi ve 12. dakika civarlarında biten bir maç. Evet, Franco'nun kancaları gerçekten çok etkiliydi. Yani arada sırada gördük bunu ara ara. Onların yapılmaması lazımdı. Malvinas Gaming tarafından yakalanılmaması lazımdı dediğin gibi. Bu da büyük bir avantaj sağladı takımına. Bu avantajdan en iyi faydalanan, evet, Kairi olmuş gibi gözüküyor. 10'a 0'lık skoruyla kesinlikle MVP olmuştur. Bunun sorusunu bu sefer sormayacağım. Herhalde bunun üzerine çok durmaya gerek yok. Evet. Kendisi hasarda da birinci, GPM'de de birinci olmuş. 900'e yakın bir GPM. Bu da gerçekten yüksek. Çok aktif bir oyun. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Onik Esports gerçekten çok net bir oyun sergiledi. Burada ilk gün Todal karşı oynamış olduğu oyunla alakası yok. Bayağı neyi, nerede, ne zaman yapacağını bildi ve hepsinden de galip çıktı. O yüzden takımca çok güzel oynadılar. Kairi'nin de ayrıca performansının altını çizdik ama takım performansı da şahaneydi.
Ve yani şunu da belirteyim. Evet, burada Kyrie %99 ihtimalle MVP olacak. Ama Franco'nun da hakkını verelim. Oo. Nasıl? Gerçekten mi? Bilmiyorum. Pek de biraz konuşmamız lazımmış sanırım Johnny. Bu konunun üzerinde durmamız lazımmış. Yani dediğim gibi en azından birazcık orayı toparlamış, kurtarmış oldum. Takımca çok güzel oynadılar. Franco'nun da öneminden Tam bahsediyordun. onu söylüyordum. Şaşırdım yani. Ben burada muhtemelen böyle hani vitrindeki oyuncuya verirler dedim ama desteğin hakkı desteğe gitti. Teşekkür ediyorum burada. Mutlu oldum ben açıkçası. Çünkü genelde görülmez ve unutulurlar ama burada gerçekten ben sevindim Franco'ya gitmesine. Helal olsun. Keyboy, evet Kyrie vitrindeydi ama arkada bütün işi yapan, pis işi yapan, işte haritada dolaşan, asistleri yapan taraftı. Evet, gerçekten güzel rotasyonları vardı ki o arada attığı kancalar tuttu da, onu da altını çizelim, önemli bir nokta. Onları da güzel kullandı. Takım arkadaşlarına büyük destek sağladı, büyük avantaj sağladı. Onun ekmeğini çok yediler. Bahsediyorduk güzel oyun diye, burada da hakkını vermiş olduk. Ama yani o kadar GPM'in, o kadar skor istatistiğinin üstüne yani Kyrie'den almış MVP'yi, ben yine de şaşkınım, hala şaşkınım yani. Çok 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 büyük fark atmıştı geri kalan şeylere, oyunculara. Valla bilmiyorum. Ben açıkçası mutlu oldum. Genelde böyle maçlarda desteğin hakkı yenir. Ama burada Keyboy'un hakkı verilmiş. Destekler mutlu olabilir. Dolaşımcılar mutlu olabilir şu noktada. Siz de seviliyorsunuz ve görülüyorsunuz. 2-2-13. Evet. %75 Siz de değerlisiniz. savaş katılımı. Altın kazanması çok önemli değil. Burada takım arkadaşlarına yeterli derecede pozisyon yaratarak, asist yaparak aslında Keyboy hakkını vermiş. Valentina yakalanıyor değil mi? Evet. Ama devamı üstün çıkıyorlardı. Valentina da orada Karina ile çok güzel oyunlar yapıyor. Bu fight yani aslında her an ters gidebilirdi. Malvinas bir anda alana giriş yapmıştı. Ama dediğin gibi çok güzel geri çekildiler, kayıtladılar rakiplerini. Tek tek avladılar. Üstüne Lord'u da almayı başardılar. Belki hani arada Lord Malvinas'a gider miydi diye düşündüm ama Yok ya, her şeyi aldılar orada. 12 çok iyi oynadı. Evet. Yani. Her şeyi aldılar dediğin gibi. Her şeyi aldılar. Burada da oyunu bitirdiler zaten. Evet, işin profesyonelliği Johnny. Burada yani güzel skorlar alı. Orta inhibitörü sadece bir vuruşluk canı var ama yani dönmüyorlar bile, hani gidip net bir şekilde oyunu bitiriyorlar. Bu da işte favori takımlar, profesyonel takımlar diyoruz. Biz burada 12 Sport turnuvanın favori takımlarından biri diyoruz. Bu da gerçekten iyi takımları yapacağı hareketlerden bir tanesi. Yani sadece kuleyle sınırlı gibi. İki kaplumbağaya gitmediler bile ya. Sadece bir grok ucundan baktı, burada neler oluyor acaba diye. Onun dışında yani net oyun ya, yani ne yapmaları gerektiğini zaten oyun başlamadan biliyorlardı. Gerçekten beklediğimiz Onyx performansı, ilk gün göremediğimiz Onyx performansını burada 3. günde grup aşamasında görüyoruz.